Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Kybellion diye bir kitaptan bahsetmek istiyorum. E, Kybellion, Hermes Trismegistus denen, e, aynı zamanda Mısır e, felsefesinde, tarihinde tot olarak da bilinen üstadlar üstadı dedikleri biri. Ee, hermetik kelimesi hala gizli ve mühürlenmiş anlamına da geliyor çünkü bu bahsedeceğim kitaptaki bilgiler çok uzun yıllar boyunca e, bu Hermes'in etrafındaki kişilerce kendisinin bu öğretileri öğrettiği kişiler tarafından da yüzyıllar boyunca korunmuş bir gizli bilgi olarak bir mühürlenmiş bilgi olarak. E, aktarılmış. Bunun da sebebi muhtemelen o dönemde bu konularla ilgili yaşanan baskılar ve başka insanların bu konuda yaşadıkları işkenceler ya da işte başlarına gelen kötü şeyler sebebiyle Hermes bunun gizli bir şekilde aktarılmasına karar veriyor. Kaybelion'da bu öğretilerin toplandığı kitap. İsmi hala günümüze kadar bu şekilde geliyor ama kitabın başında da diyor ki e, bu terim anlamını kaybetmiş. Belki de o kadar gizlemişler ki artık gizleye gizleye e, bugüne kadar anlamı gelmemiş. Ama zaten bu öğretilerin toplandığı kitap olduğu için çok da kelime anlamının belki... E, Bizim için çok önemi yok. Belki de bu kitapta da bahsettiği gibi bilgi sadece hazır olanlara geliyor. Şu an belki de bunun için hazır değiliz. Ee, kitap genel olarak bu arada Kybellion 7 Kozmik Yasa alt başlık olarak da Antik Mısır ve Yunan Hermetik Felsefesi diye geçiyor. Ee, toplamda 7 tane e, yasayı baz alıyor. Bunlardan şimdi kısaca bahsedeceğim. Birincisi zihinsellik bütün zihindir, evren zihinseldir diyerek bu yasayı açıklıyorlar. İkincisi tekabül, yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibi. Üçüncüsü titreşim, her şey hareket eder, titreşir. Dört, kutupluluk, zıtların doğası birdir, sadece dereceleri farklıdır. Birçok bölümde bahsettiğim bu spektrum durumundan bahsediyor bu yasada. Beşincisi ritim, her şey akar, dalgalanır, yükselir ve alçalır. Sağa salınır, sola salınır ve ritim bir şekilde bu yükselmeleri, alçalmaları kendi içinde telafi eder. Altıncısı sebep sonuç, her şey nedenseldir, hiçbir şey bu yasadan ayrı değildir. Yedinci yasa cinsiyet, her şeyin eril ve dişil prensipleri vardır. Diyerek bu yedi tane yasayı böyle çok kısaca e, bahsetmiş oldum bunlardan. E, şimdi zihinden başlayacak olursak. E, ben biraz karışık bir şekilde kitaptan altını çizdiğim, kendi defterime not aldığım şeylerden bahsedeceğim. E, yanlarına kendi bazı düşüncelerimi de eklemişim bunu not aldığım zaman onların üzerinden geçe geçe gideceğim. ''Bütün zihindir, evren zihinseldir.'' diyor. Zihinsel dönüşüm bu kitap için önemli bir kavram. Zaten bunun algılanmasından sonraki hedefi kişinin zihinsel dönüşümü gerçekleştirecek şekilde kendini geliştirmesi. İnsan kendi zihin durumunu değiştirip dönüştürebilir ve hatta buna ek olarak başka insanların da zihinsel durumlarını değiştirebilir diyor. Hatırlarsanız stoacılarla ilgili bölümde bundan biraz bahsetmiştim. Kendi zihnimize hakim olmak, kendi düşüncelerimizi izlemek, görmek, tanımak, anlamak sonrasında da müdahale etme şansımız var. Yani biraz da şunu hatırlatıyor bana. Hani çok e, klişe olmuş bir şey vardır ya hareketiyle birlikte. Birine dersin ki işte şunu nasıl becerdim, bunu nasıl yaptım irademi gösterdim falan şöyle işaret parmağıyla kafasını gösterip her şey burada bitiyor diye bir cevap verir. Tam olarak bundan bahsediyoruz. Burada aynı zamanda ilahi bir ikilemin üzerinde duruyor kitap. Evren hem vardır hem yoktur diyor. Bütün için evren Rüya veya tefekkürün sonucudur, gerçek değildir, zihinseldir. İnsan için evren gerçektir. Yine bu makro mikro bakışlar, bütünlüğün farkına varmak, kendimizden daha büyük, daha gizemli, daha çözemediğimiz çok şeyin varlığını kabul etmek ama aynı zamanda işte bunların hepsinin rüya, illüzyon, şudur budur deyip reddedip ruhlar aleminde yaşamadan kendi gerçekliğinin içinde maddeyi, dünyayı, yasaları kabul ederek senin günlük hayatında bir sürdürmen gerektiği gerçeği var. Yani önceki bölümlerde de herhalde çokça bahsettim. Burada bir dengeyi yakalama durumu söz konusu. Yakalarsak iyi olur daha doğrusu. Yani her şey ilüzyon, hiçbir şey gerçek değil. Bunların hep rüya diyerek gece uykuya dalan ve sabah uyandığında aç hissedip kendini oturup üç boyutlu kahvaltısını yiyen <laughs> yapan insan e, diyorum. Buna ben böyle biraz dalga geçerken ama gerçek bu. Açlık vardır. Çünkü biz biyolojik insanlarız, maddeden oluşuyoruz ve şu an onu deneyimliyoruz. Bunu çok inkar etmenin, bundan kaçmanın da hiçbir konuda bize yardımcı olacağını sanmıyorum. E, kitapta çok hoşuma giden ve dönüp hayatıma baktığım zaman da ay işte şimdi adını koydum dediğim bir konu var. Yarı bilgelikten bahsediyor. Yarı bilge kim? Bir bakalım kitaptan aldığım nota göre. Yarı bilge evrenin yeterince gerçek olmadığını fark ederek onun yasalarını yenebileceğini hayal eder. Böyle kişiler kendini beğenmiş kibirli aptallardır. Gerçekten bilge olan kişilerse evrenin doğasını bilir ve onun yasalarına karşı yasayı, alçağa karşı yükseği kullanır. Üstadın silahı küstah inkar değil, dönüşümdür. Bu altını çizip sonra defterime not ettiğim cümleler beni o dönemde gerçekten aydınlatmıştı. Başka bölümlerde de bahsettiğim gibi ee, şey spektrumun iki tane ucu bir ucu her şey boş her şey rüya uyanacağız geçecek gibi bir nokta diğeri de aşırı maddecilik ama bu bakışla bakarsak bu arada böyle kişiler kendini beğenmiş kibirli aptallardır falan diyor da yani üstüme de çok alınmak istemiyorum biraz ağır bir şey olmuş bu ya yani o, o da bir süreç yani herkesin onu düşündüğü yaşadığı bir nokta olabilir çok kendimi savunmuş gibi hissettim şimdi neyse Bahsettiğim bu denge olayına da şöyle bir söz söylüyor. O da çok hoşuma gitti. Bakışlarınız yıldızlarda olsun ama nereye bastığınıza dikkat edin ki yukarı bakarken çukura düşmeyin. <laughs> yani bu da hani e, kökler ve kanatlar dediğimiz bir kavram var ya hani e, kanatların da olsun sen bir yerlere ulaş, yüksel olduğun yerden daha ileriye git, ama köklerin de hep sağlam olsun. Geldiğin yeri, kökleri, beslendiğin kaynakları unutma. Bununla ilgili şu İkarus'un hikayesi çok güzel, onu belki başka bir bölümde anlatırız. Şimdi buradan çık çıkışla bizi nereye götürüyor? Evrenin gerçek doğasını kabullenip onun zihinsel yasalarını anlamaya çalışmalı ve bu yasaları hayat içinde bir varlık planından ötekine yukarı doğru ilerlememizde en iyi şekilde kullanmaya çabalamalıyız. Köklerimize sahip çıkacağız, kanatlarımıza da iyi bakacağız diye anlıyorum ben. Ee, bu konudan devam edersem, eğer insan evreni sadece kendi düşlerine benzeyen bir düş olarak görür ve buna göre hareket edip yaşarsa tıpkı bir uyur gezer gibi tökezler. Bir dairenin içinde dolanır durur, hiçbir ilerleme kat edemez ve inkar ettiği doğa yasalarının vücudunda bıraktığı morluk ve kesiklerle uyanmak zorunda kalır. Burada da hafif bir tehdit var. Önüne bak, dikkat et, bunları yok sayma, yoksa morluklar ve kesikler saracak her bir tarafını. Yani bunların hepsinden çıkardığım şey ne? biz şu anki aklımızla her şeyi anlayıp bütün gizemleri çözemiyoruz. Evet bazen bize şöyleymiş gibi geliyor, öyleymiş gibi geliyor, rüyaymış gibi geliyor. E bunları da bu arada bu metaforları kullanabiliriz. Yani çok maddeciliğe kaydığımız bir zamansa ya da öyle bir ortamdaysak o tarafa doğru bir gitme yolunda hissediyorsak kendimize bunu hatırlatabiliriz. Yani bunlar geçecek, her şey geçici, biz faniyiz, öleceğiz, bunları kaybedeceğiz. Yani kayıp olarak görmüyorum ama yani lafın gelişi. O yüzden bu durumu kabullenip arada bir yerde bize iyi gelen, bize hizmet eden bir noktada durmak gayet iyidir diye düşünüyorum. Kitapta da dediği gibi madde planındayken onun fenomenlerini kabul etmeliyiz. Çünkü bizim şu anki gerçeğimiz bu. Bu üç boyutlu dünyada yaşadığımız sürece onu görmezden gelmeye çalışamayız. Yani her şey zihnimizde, her şey zihinsel, her şey benim yaratımım diyerek mesela yağmur başlıyor, sen onu yok sayıyorsun çünkü aslında yağmur yok diyerek sadece sıklam olup üzerine de hasta olursun diye düşünüyorum. Yani çözüm ruh maddeyi etkiler, madde de ruhu etkiler. Ben bunu kabul edeceğim. Ne ruhsal tarafa çok yapışıp uçmaya çalışacağım ne maddeye çok yapışıp böyle aşırı maddeci onun esiri olacağım. Bir diğer hoşuma giden e, ve hayatımda da böyle pratik etmek istediğim çokça bir kullanma yasasından bahsediyor. Diyor ki bilgi de tıpkı refah gibi kullanılmak için vardır. Kullanmazsan hiçbir işe yaramaz. Ya yani Biz e, bunu nasıl e, günlük hayatta ne açıdan bakabiliriz? Bir insanın mesela çok şey öğrenmesi, çok kitap okuması, evet yani başlangıç için iyi bir şeydir. Ama benim için çok bir şey ifade etmez. Ya da çok muhteşem sözler söylemesi, çok büyük sözler vermesi. Ben aksiyona bakarım. Kendim için de öyle. Yani bu söylediklerini ne şekilde hayatına yansıtabiliyor. Ee, ve bunu yapmak her zaman çok kolay değil. Ama kendimize hatırlattıkça. Yanlış tarafa kaydığımızı düşündüğümüz zamanlar iyi tarafa doğru çekmeye çalıştıkça, çabaladıkça bu konuda da daha yetkin oluruz gibime geliyor. Yani bir bilgi sadece okuduğumuz, öğrendiğimiz bir bilgi olarak kalırsa hiçbir işe yaramayacak. Onu eyleme, eyleme taşımak zorundayım. Taşıyım ki hayatıma adapte edeyim, içine alayım ki o bilgi olarak kalmasın, bilgeliğe dönüşsün. Aksi takdirde, e, hani altın ve para istifleyip e, bir kuruş bile harcamayan, kendine aslında onların hiçbir hizmeti olmayan insanlar gibi oluruz. Yani bilgi de aynı madde gibi bana hizmet etmeli diye düşünüyorum. Bir diğer e, açılım yaptığı bir konu da ben Tanrı'yım. Tanrı'nın parçasıyım o halde ben de Tanrı'yım. Şu enel hak denilen ve... Aslında herkesin kendine göre farklı yorumladığı bir e, konu var. E, bu kitap bu ben tanrıyım diyenlere inanılmaz karşı çıkıyor. E, onları da böyle çok acımasızca eleştiriyor diyebilirim. E, hatta bir örnek veriyor çok da güzel anlaşılır bir yere götürüyor bu örnek onu. E, ben tanrıyım demek hani şöyle düşünün diyor Shakespeare'in yazdığı bir eserdeki bir karakterin çıkıp ben Shakespeare'im demesi gibi bir şey. Evet, onu Shakespeare yarattı. Shakespeare'den parçalar taşıyor. Shakespeare'in bir parçası ama Shakespeare değil. Shakespeare bir bütün. Bu da onun bir parçası. Hatta başka bir örnekle de bütün yer solucanının içindedir. Fakat yer solucanı bütün olmaktan çok uzaktır gibi kafa karıştıran, beyin yakan bir cümle kurmuş. Üzerinde düşünülebilir, farklı farklı örneklerle çeşitlendirilebilir. Ama ben açıkçası kendimi buna biraz yakın hissediyorum. Yani ben Tanrıyım çok büyük bir iddia. Hani ben Tanrı değilim, bir parçasıyım sadece demek kendini küçük görmek ya da Tanrıdan uzaklaştırmak değil, tabii ki inancınıza göre değişir bu. Ama yani bunu savunan biriyle konuştuğum zaman ben de biraz daha sarkastik tarafa giderek şu şekilde bir cevap veririm genelde. Hadi o zaman yağmur yağdır göreyim falan <laughs> gibi. Yani bu çok büyük bir iddia da Tanrı için bile çok büyük bir iddia olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Ee... Yani biraz daha parçası olma. Yani ondan çok uzakta değilim ama tamamen kendisi de değilim. Çünkü Tanrı tek başına bir şeydir diye düşünmüyorum. Tanrı benim düşüncemdeki Tanrı, evren, o güç, o mutlak şey her neyse hepimizin bir araya gelince oluşturduğu şey diye düşünüyorum. Yani hepimiz birden aynı anda bütün varlıklar "Ben Tanrıyım" diye seslenirse o ses gerçek olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında tek tek anca solucana bağlarız gibime geliyor. Ee, bunun yanı sıra hep bir yoldan bahsediyor Kaybeli'nin. Ee, bu da bana tekamül inanışını e, aklıma getirdi. Zaten çok paralel gidiyor. Hepimiz aynı yoldayız diyor. Yoldayız. Ve yol arada oyalanma yerleriyle hep yükseğe çıkar. Hep ilerlemedir diyor. O yüzden tekamül inancıyla çok yakın gördüm bunu. Geriye düşme, daha geriye gitme, daha aşağılara düşme, alçalma diye bir şeyin olmadığından bahsediyor. Aslında tekamül inancında da öyle. Sen istediğin kadar kendini böyle yerle bir olmuş gör, çok geriye gitmiş gör, kötü durumlarda gör, ay daha önce ne kadar daha iyiydi de, sen yine de Tekamül tarafından bakarsak ya da bu kitabın bahsettiği yol olarak bakarsak sen her şekilde ilerliyorsun. Hiçbir şey yapmadığını düşünsen bile. Ee, ölüm konusunda da yine buna paralel olarak gidiyor. Ölüm gerçek değildir, izafi olarak bile değildir. Yeni bir hayata doğumdan başka bir şey değildir diyor. Siz çağlar boyunca daha yüksek, daha da yüksek planlara doğru ilerleyecek, ilerleyecek ve ilerleyeceksiniz. Evren sizin evinizdir ve ne zaman şey ve zaman sona ermeden onun en ucra köşelerini bile keşfedeceksiniz. Gördüğünüz gibi zamanla ilgili de farklı bir zamanın bir bitişinin olduğunu ve o zamana kadar da bizim her türlü tecrübeden geçip o tekamül yolunda ilerleyeceğimizden bahsediyor. Başka böyle altını çizdiğim Law of Neutralization diye yani nötrleştirme, kitapta da kutupsuzlaştırma yasası diye çevrilen bir yasa var. Bu yine günlük hayatta çok işimize yarayacağını düşündüğüm bir şey. Eğer bir korkunuz varsa korkuyu öldürmeye çalışmak yerine cesaret arayın, cesaret üretim diyor. Hani bu kutupluluk yasasında da bahsettiği spektrum yani her şey bir şeyin zıt, zıt tarafının olması onun tam tersi olduğu anlamına gelmez. Aslında o bir spektrum o bahsettiğimiz şey işte karanlık bir tarafta aydınlık bir tarafta yani aynı şeyin diğer yüzü dualiteden bahsediyor burada. Burada da verdiğim örnekte olduğu gibi korku var onunla uğraşmak, boğuşmak yerine sen diğer uca git. Onun diğer ucu ne? Sende eksik olan ne? Oradan tamamlamaya çalış. Karanlıkla savaşmak yerine perdeyi açıp ışığın içeri girmesine izin ver. Bu çokça örnek de verebiliriz bununla ilgili. Günlük hayatlarımızda da bir şeye çok takılıp kaldığımız zaman şöyle bir gökyüzüne bakıp sakince bir nefes alıp orada durmaktan vazgeçip bunun diğer tarafı, diğer ucu nedir? Oradan ne alabilirim? Hayatıma ne ekleyebilirim? Nasıl bunları nötralize edebilirim? Bakışıyla bakabiliriz. Kutupları değiştirerek ruh hallerinize hükmedebilir, mizacınızı değiştirebilir ve karakterinizi inşa edebilirsiniz diye de bir iddiası var ve Kutuplaşmada ustalaşmak zihinsel dönüşümde ustalaşmaktır diyor. Dediğim gibi başında da zihinsel dönüşüm Kaibele'nin için çok çok yukarıda tuttuğu çok önemli bir kavram ve kişi kendi kutbunu değiştirme sanatını edinmediği müddetçe çevresini değiştiremez diyor. O hani sizin de belki kendinizin çok söylediği ya da etraftan çok duyduğunuz hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı her şey, hep aynı döngülere giriyorum, hep aynı olaylar, aynı tip insanlar gibi şeyleri çokça duyuyoruz, bazen söylüyoruz. İşte burada da onun sırrını açıklıyor aslında. Yani sen kendi zihnine hakim olup kendi zihnini iyice görüp anlayıp onunla ilgili bir şeyler yapıp dönüşmediğin sürece zaten senin dışında gördüğün şeylerin de değişmesi pek mümkün değil. Bütün bunlar bana başka bir kitabı hatırlattı. Yuvaya Yolculuk diye çok severek okuduğum bir kitap. Orada da Michael Thomas diye bir karakter var. Michael'ın çok sıkıntılı, çok mutsuz bir hayatı var ve bir kaza geçiriyor. Kazadan sonra bir yoğun bakımda kalıyor hastane odasında. Bir melek onu ziyarete geliyor ve e, o hayatını dönüştürmek ve farklı bir e, aşamaya geçmesi için de o melekle bir yolculuğa çıkıyor. O yolculukta da 7 ayrı evden geçip te çeşitli tecrübeler ediniyor. E, Güzel değişik bir hikaye. Bence bu anlatılanların tekamül yasasının, bu az önce bahsettiğim şeylerin çok güzel hikayeleştirildiği bir kitap. Oradan da yazdığım defterime hemen bu kaybedilenin ardından oklar çekerek yazdığım bazı notlar var. Kısacık onlardan da biraz bahsedeyim. Hayatımızda yaşadığımız trajediler ve sıkıntılarla, karanlıklarla ilgili şöyle bir bakışı var onun ne olduğunu tanı ve kendini başka şeylerle meşgul et diyerek başlıyor. Yani karanlığımızı, gölge tarafımızı, o yungun bahsettiği belki karanlık ve gölge, görmek, tanımak ama çok onunla boğuşmamak, içine çok dalmamak ve onu görmekle birlikte paralel, e, yan taraftan paralel bir şekilde hayatına aslında devam etmek. Başka şeylerle de oyalanabilmek. Sonrasında onun üzerinde durmamak geçici olduğunu hatırlamak, kendine hatırlatmak. Onunla ilgili bir seremoni yaparak karanlığın ortasında bile sürecini onurlandırmak. Yani karanlığı lanetlememek. Onun da sana bir ışığa dönüşme ihtimalini, gerçeğini kabul ederek çünkü ne dedik? Karanlık varsa aydınlık var. O bir uçta, diğeri o uçta. Karanlık belki seni aydınlığa götürecek bir anahtar. O yüzden onu da onurlandırmak. Ve diyor ki Onur arayıştadır, neyi hatasız yaptığında değil. Önceki bölümlerde de muhtemelen çokça bahsetmişimdir. Ben her zaman sonuçtan çok e, o yolculukta nasıl bir haldeyim, nasıl bir çabadayım ve gerçekten çabalıyor muyum diye bakıyorum. Ve ben çabayı hepsinin üstünde tutuyorum diyebilirim. Burada çok sevdiğim bir not daha var. O da yine tekamül inancına ışık tutan bir şey. Diyor ki, Planlama toplantıları sadece bu dünyaya gelmeden önce yapılmıyor. Senin aydınlanmış seçimlerinden ötürü yeni planlama toplantıları şimdi bile senin farkında olmadığın bir parçanla birlikte yapılıyor. Bu bana çok umut verici geldi. Çünkü o inanca göre biz bu dünyaya gelmeden önce üst benliğimiz işte özümüz her neyse bir anlaşma yapıyor, bir planlama yapıyor. Ben ruhum bu dünyaya gelecek, bu sefer şöyle şöyle deneyimlerden, sınavlardan geçecek diye. Biz aslında orada her şeyi biliyoruz, geldiğimizde unutmuş oluyoruz ve yeniden keşfediyoruz gibi gibi. Burada umut veren şey ne? Evet orada bir anlaşma yapılmış olabilir ama bu dünyadaki deneyimlerimizin o kadar değeri ve önemi var ki Bunların içinden geçerken bile daha yüksek planlara, daha güzel deneyimlere, daha açtığımız şeylerin ödülünü almaya hazır bu dünyadayken, işte o anlaşmalar, sözleşmeler revize edilip bizi daha güzel şeylere taşıdığına dair bir umut. Bilmiyorum. Ben yüzde buna inanılmaz bağlıyım. Bu kitapta yazanları böyle bir e, yüksek şey olarak kabul ediyorum, tapıyorum gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Önceki bölümlerde de hep bahsettiğim gibi ben her zaman şüpheci, Hı, öyle miymiş, şöyle miymiş, acaba öyle mi, ne kadar mantıksız falan gibi yaklaşıp sonra içinden geçerek bazı şeyleri tecrübe edip deneyerek bakan biriyim. Hiçbir şeyi sormadan denemeden kimsenin de kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunların hepsi bir bakış, bir pencere, bir ışık. Yani yüzde kabullenip ee, bir din gibi onun böyle bir üstat var ve ben müridiyim her şeyini tam yapacağım gibi bakmasak bile hani bir ışıktır bir düşüncedir bir fikirdir ve bu tekamül konusu inancı bana gitgide daha yakın gelmeye başlayan bir şey. Bu planlama toplantılarının da revize edilmesi, <laughs> güncellenmesi gayet hoşuma gidiyor. Yani bu proje yönetimindeki ara toplantılar gibi bir şey. Gayet okey, uygundur benim için yani diyerek bu hermetik işte kadim gizli bilgilerden oluşan ve yuvaya yolculuk kitabından da bazı notlar paylaştım bu bölümü burada bitiriyorum sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.